Arkadaşlar, Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle görmüş olduğunuz bu güzel yeleği çalışacağız. Yeleğimizin anlatımına geçmeden önce kanalımıza aboneyseniz yorum ve beğenilerinizle de bizleri desteklerseniz çok seviniriz. Kanalımıza abone olmayan arkadaşlarımız da kanalımıza abone olarak bizlere destek verirlerse yine çok çok mutlu oluruz. Evet, şimdi yeleğimizi anlatmaya başlayalım. Yakadan başlıyoruz ve bir sıra trabzan, bir sıra kafes e, işlemiyle yeleğimizin artışlarını yapıyoruz. Robamız yeterli uzunluğa geldikten sonra gövde kısmını örüyoruz. İstediğimiz uzunluğa ulaştıktan sonra kenarında görmüş olduğumuz bu süslemeleri yaparak yeleğimiz kullanılmaya hazır hale geliyor. Yeleğimizde tam bir adet ip kullandım. Bir yaş civarı çocuklarımız için çok uygun bu yelek. Ya yani ölçümüz de çok uygun. E, Modelimiz de çok uygun ve çok güzel. Hem kız hem erkek bebeklerimiz için uygulanabilir. Erkek bebeklerimiz için uygulayacaksak şuradaki kenar süslemelerini bu şekilde zincir üzerine e, trabzan değil direkt trabzan olarak yaptığımız zaman çok güzel erkek bebek yelekleri ve ceketleri de kol taktığımız zaman olacaktır. Evet kolay gelsin diyerek hemen yeleğimizi çalışmaya başlayalım. Kolay gelsin. Yeleğimizi örmek için Lanosa Baby Dream marka ipi kullanıyorum. Anti peeling özelliği olan ipimiz 100 gram ve 265 metre. İpimizi örmek için 2 numaralı tığımızı kullanıyoruz. Şimdi ipimizi alıyorum kenara hemen örmeye başlıyorum. Zincirlerimizi çekerek bölümleriyle örmeye başlayalım. Birinci düğümümü atıyorum ve başlıyorum. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11. 11 tane zincirimi çektikten sonra burasını ön için ayırıyorum ve bir tane ayracımı takıyorum. Sizlerde illa bu ayraçlardan olması şart değil. Dilerseniz iğne takarsınız. Dilerseniz herhangi bir şey takmadan da devam edebilirsiniz. Ben sayılarda herhangi bir karışıklık olmasın net bir şekilde örmek istediğim için bu şekilde takıyorum. Şimdi kolumuz için örmeye başlıyoruz. 11 tane ön. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13. 13 tane zincir kolum için çektim. Arkamız için örmeye başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ve 19 da arkamız için çektik. Hemen ayracımı takıyorum. Tekrar kolumuz için 13 tane zincirimizi çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. 13 tane zincirimizi de kolumuzun yeşilden beyaza kadar olduğu bölüm. Hemen ayıracımı şöyle takıyorum. Son olarak 11 tane önümüz için örüyorum. 1, 2, 3. 10 ve 11. 11 zincirimi ördükten sonra şu şekilde masanın üzerine bırakıyorum ve santim olarak ölçüsüne bakıyoruz. Zincirimin başlangıç noktasına şöyle tutuyorum ve şöyle yaklaştırıyorum. Bakınız 24 buçuk şöyle bir ve 24 diyelim fark etmez bakınız şu şöyle oluyor düzeltmeden 24 santim zincirimizin ölçüsü. Hemen üzerine trabzanlarımızla örmeye başlayalım. Ondan öncesinde 1 ve 2 geri çekiliyorum. Bakınız 1, 2. 2 defa zincirimi çekiyorum. Geri çekildikten sonra ikinci çekildiğim yere zincirin içerisine trabzanımı örüyorum. Trabzanımı ördükten sonra birer birer diğer zincirlerimin üzerine Trabzanımı örüyorum. İkili trabzan şekliyle örüyoruz yeleğimizi. Ayracıma kadar örüyorum. Her bir zincirimiz için bir tane trabzanımız olacak. Trabzanımızı ayracımıza kadar birlikte örelim ipimiz biraz katlı bir ip onun için bölmemeye gayret ediyorum Evet 2 4 6 8 10 ve 11 bakın tam 11 tane trabzanımız ördük hemen yandaki zincir ayracımın olduğu yer yani kolumuzun başlangıç noktası şimdi şöyle bakıyoruz bir tane 11. trabzanın yanına bir tane daha örüyorum. Toplamda 12 tane trabzan oluyor. 2, 4, 6, 8, 10 ve 12. Bakın 2 tane son trabzanımızın yanına bir tane daha ilave ederek ilk sıradan artışımızı yaptık. 2 tane zincirimizi çektikten sonra kolumuz için olan bölümümüzü örmeye başlıyoruz. 2 zincirimizi çektik ve hemen kolumuz için ilk yuvaya giriyoruz. İlk yuvaya girer girmez hemen bir tane daha yanına örüyorum ve kolum içinde artışı yapıyorum. Bitirirken ve başlarken ikişer ikişer örüyoruz. Bu sayılı olan trabzanımızın yanına bir tane ekliyoruz. Bakınız 11 tane önümüz için zincir çekmiştik. Bir tane ilave ederek artışa başladık. 12 oldu. Buraya 13 başlamıştık. Bir sağında bir solunda 15 artacak. Devam ediyorum. Bakınız başlangıç ve bitişte 2-2 aradakileri birer birer örelim. Evet trabzanlarımızı ayracımıza kadar örerek geldim. Hemen en son trabzanımın olduğu yere bir tane daha batıyorum. Ve 2 tane son trabzanımı örüyorum. Hemen 2 tane zincirimi çekiyorum. 2 zincirimin sağında ve solunda yani hem başlangıçta hem bitişteki sıralarımıza bakın hem başlarken hem biterken 2 trabzanımızı örüyoruz. İliğimin arkası için birinci trabzan ördüm. Hemen yanına bir tane daha batıyorum. Ve arkamız için ilk artışı yaptık. Kolumuz için son artıştı. Arkamız için ilk artış. Kolumuz için ilk artışı da burada yapmıştık. Bakınız. Şimdi diğer ayrıcımı bıraktığım yere kadar aradaki tüm trabzanlarımızı birer birer örüyoruz. ayracımıza kadar örerek gelelim. Ayracımın olduğu yere kadar örerek geldim. Bir uçtan diğer ayracımı taktığım yere kadar son trabzanımdayım. Bakın son hemen bir tane daha aynı yere batıyorum. Bitişi de iki tane trabzan olarak yaptıktan sonra bir ve iki tane zincirimi ilave ederek tekrar diğer bölüm için hemen örmeye başlıyorum. Kolumuz için bir diyoruz ve hemen birin yanına ikinci bir trabzanımızı örerek ilk artışımızı kolumuzun da yapmış oluyoruz. Ve ayrıcıma kadar birer birer örerek ilerliyorum. Son trabzanımızı da iki olarak örüyoruz. Son trabzanımı örüyorum kolum için ve hemen bir tane daha artış olarak ilave ediyorum aynı yere. Ve iki tane zincirimi çekiyorum. Bir, iki. Ayracımı çıkararak kalan trabzanlarımı önüm için örüyorum. Ve ilk trabzanımı yapar yapmaz hemen aynı yuvaya ikinci trabzanımı da örüyorum. Ve birer birer zincirimin başına kadar tamamlıyorum. Ve birinci sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. Hem artışlarımızı yapıyoruz hem trabzanlarımızı zincirimizin üzerine yerleştiriyoruz. Evet önümüzü de bitirdikten sonra bakın son zincirimize kadar ördük. 2, 4, 6, 8, 10 ve 12. 12 tane trabzanımızı ördükten sonra ikinci sıramıza başlamak için hemen zincirimi çekiyorum. 1, 2 3 4 4 tane zincirimi çekip örgümün yönünü çeviriyorum ve ikinci sırama başlıyorum tığımın başını doluyorum ikinci trabzanı atlayarak üçüncü trabzanımın üzerine batıyorum İkili trabzanım örüyorum bir tane zincir çekiyorum tığımın başını doluyorum bir atlayıp ikinci trabzana batıyorum bir tane zincirimi çekip bir tane trabzana atlayıp ikinci trabzana batıyorum. Bir zincir çekip bir atlıyoruz diğerine batıyoruz. İkinci sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. Her zincirimizin altındaki trabzana atlıyoruz. Bir sonraki trabzanımıza batıyoruz. Bir çektim ve bakın hemen buradaki artış yerine giriyorum. Şöyle görünce Buradakini atlıyorum, bir zincirimi çektim, artış yerime giriyorum ve bir tane artışımı yapıyorum. Bir ve iki. İki zincirimi çektikten sonra yine araya girerek bir tane artışımı yapıyorum. Bir zincir çekiyorum, sıradaki trabzanı atlayarak diğer trabzanıma batıyorum. Bir zincir çekiyorum, bir atlayıp diğerine batıyorum ve bu şekilde örmeye devam ediyorum ikinci sıramızı. Evet bir artışımdan diğer artışıma kadar geldim. Bakınız bir tane şu şekilde zincirimi çektim. Tığımın başında doluyorum Artış yerine iki zincirin olduğu yere girerek bir tane artışımı yapıyorum. Artışımızın olacağı yer için iki zincirimi çekiyorum. Tekrar artış yerine girerek bir tane trabzanımı örüyorum. Bir zincir çektikten sonra sıradaki trabzanımı atlayıp diğer trabzanımı batıyorum. Tekrar işlemlerimizi bu şekilde bu sıramızda tamamlayalım. İkinci sıramızdaki önün son trabzanını örmekteyiz. Bir tane zincirimizi çektim. Tığımın başını doluyorum. Başlangıçtaki birinci trabzanımın üzerine gelerek batıyorum. Bir trabzanımı atladım. Diğer trabzanıma batıyorum. Bir, iki, üç. Üç tane zincirimi çekiyorum ve hemen yapmış olduğumuz işlemlerimizi görmek için şöyle bir bakalım. Evet. Şöyle yeleğimizin bir ve ikinci sırasını ördük. Her iki önümüzü, kollarımızı ve yeleğimizin arkasını görmekteyiz. Şimdi üçüncü ve trabzanlardan oluşan sıramıza başlayacağız. Yani tamamı trabzanlı olacak. Bir sıra bu şekilde kafes yöntemi yapacağız. Bir sıra ise tamamen trabzan olarak ilerleyecek. Üç tane zincirimi diğer yönde çekmiştim. Bu yönde trabzanlarımızı örüyoruz. Bir tane zincir içerisine trabzan üzerine zincir içerisine trabzan üzerine zincire şöyle batmaya çalışmayın. Direkt içerisine girdiğiniz zaman çok daha rahat öreceksiniz. Bakın direkt içerisine şöyle direkt trabzanımızın üzeri zincir içerisi Trabzanlarımızı ördüğümüz sırada artışlarımız ikişer adet olacak. Evet bakınız bu hızla örerek geldim ama sizlerle birlikte yapmak istiyorum. 2 tane zincirimizin olduğu yere kadar hepsini ördük bütün trabzanlarımızı zincirimin olduğu yere geliyorum. 1 ve 2 Trabzan sıralarımızda artış 2. 2 tane zincir tekrar aynı yuvaya batıyorum 1 ve 2. 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzanımızı her artışımız için örüyoruz. Ve aradan devam ediyorum. Hemen trabzanımın üzerine batıyorum. Zincirimin içerisine trabzan üzeri zincirimizin kolumuza doğru ilerlemekteyiz. Bakın sadece trabzan olarak batıyoruz. Kolumuzdaki artışla birlikte yapalım, kalanını hepimiz kendimiz yapalım. Hızlı bir şekilde bakınız, örmekteyiz. Yeleğimiz çok güzel, şık bir yelek olacak. Tam önümüzdeki gelen mevsime. Evet, bakınız, tam iki zincirimin olduğu yere geldim ve bu esnaya kadar bütün trabzanlarım ördüm. Tığımın başını doluyorum, 1, tekrar 2, 2 tane zincirimi çektikten sonra aynı yere 1 ve 2. Tığımın başını doluyorum, yine yeleğimin arkasını örmek üzere bir trabzanımıza bir zincirimize batarak sıra başına kadar ilerliyoruz. 3. Sırasında tamamladık trabzanlardan ikişer ikişer artışlarımızı yaptık her bölüm için. Bakınız iki artış, ikişer artış ve zincirimizi görmekteyiz. Her bölüm için ikişer ikişer artışlarımızı yaptık ve en son kısmı birlikte örelim. Bu kısımda bazen yatılabiliyoruz. Zincirimin içerisine bir tane trabzanımı ördükten sonra tığımın başını doluyorum ve en son bu zincirden oluşan trabzanıma bir tane batıyorum ve trabzanı örüyorum kenarımı bu şekilde tamamlıyorum 1 2 3 ve 4 4 tane zincirimi bu yönde çektikten sonra örgümüzün arkasını çeviriyoruz tığımın başında oluyorum bir tane atlıyorum sıradaki trabzanıma batıyorum bir zincirimi çekiyorum bir atlıyorum sıradaki trabzanıma batıyorum bakınız bir zincir, bir atlayarak diğer trabzanımıza artış yerine kadar bu şekilde ilerliyoruz. Bir tane atlıyoruz, bakın ve bir zincir çekiyorum. En son, bakın bir atlıyorum, son trabzanımın üzerine geliyorum. Bir tane zincirimi çektikten sonra iki zincirimin içerisine giriyorum, bir artış trabzan örüyorum. 2 tane zincirimi ilave ederek tekrar artışım için araya giriyorum ve bir zincir çekiyorum bir trabzan atlayarak diğer trabzanımı batıyorum ve bu şekilde sadece bir artış yaparak sıra sonuna kadar ilerliyoruz yeleğimizin roba kısmına bir sıra bakınız trabzanlardan bir sırada şöyle görmüş olduğumuz gibi kafesi örerek devam edelim Kafesimizin olduğu sırada birer artışımızı yapacağız. Trabzanlarımızın olduğu sırada ikişer artışımızı yaparak robamız dilediğimiz ölçüye gelene kadar öreceğiz. Şimdi artış yerine kadar yine sizlerle birlikte örelim. Sonrasında bakın çektim. Sonrasında istediğiniz roba ölçüsü olana kadar örmeye devam edin. Örüyoruz çok kolay sürekli birbirini tekrar eden bir ilik modeli modelimiz çok da şık Umarım çok beğenerek yaparsınız İplerimize uygun tığları kullanırsak çok güzel olur sırasıyla örüyoruz bakınız buraya bir tane fazla örmüşüm hemen düzeltiyoruz 2 zincirmin olduğu yere geliyorum ve başlıyorum. 1 2 2 tane zincir. Tekrar 1 İpim parçalanmasını istemiyorum. Düzeltiyorum. 2 tane artışımı yine yapıyorum. 1 ve 2. Geçiyorum diğer tarafa. Ve devam ediyorum. Yeleğimin sıkbosunu örerek büyütmekteyiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 şu an 9. sıramıza başladık. 9. sıramızdaki artışımızı 3'er 3'er yapacağız bakınız. Tutuyorum. 1 2 ve 3. 2 tane zincirimi çektikten sonra yine 1 2 3. Şöyle bakalım. Bakınız. 1 2 3 2 tane zincir 3 tane artışımızı buraya yerleştirdik. Buradan sonrası bakınız dümdüz devam edeceğimiz her bölümde yine 3'er 3'er artışlarımızı bu görmüş olduğumuz zincirimizin içerisine yapalım. Yeliğimizin robasını örerek büyüttüm. İstediğim uzunluğa gelene kadar bir sıra kafes, bir sıra trabzan olarak ördük. Trabzanlı olarak ördüğümüz sıramızda öncesinde ikişer artışımızı yaptık. Sonlara doğru üçer artışa çıkardık. Ve e, şimdi kolumuzu gövdemizden ayırma vakti geldi şöyle büktüğümüz zaman bakınız kolumuzu şu şekilde birleştireceğiz ve yine örmeye devam edeceğiz kafes sırasına kadar ördüm sayalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 sıra ördük 11. sırada birleştirme işlemimizi yapacağız şöyle tuttuğumuz zaman iliğimizin roba kısmını genişliğini görmekteyiz bakınız şu şekilde şimdi Kafes kısmını ördüm tam kol altına kadar ve bir tane artış yerine trabzanımı ördüm ve bir zincirimi çekiyorum. Şöyle tekrar öreyim ipim katlı olduğu için bakın bir tane zincirimizi çekip bir tane trabzanımızı araya ördük ve bir zincir 2 3 ve toplamda 4 tane zincirimi çektikten sonra tığımın başını doluyorum diğer kolumun olduğu yere geliyorum ve bir tane trabzanımı örüyorum ara boşluğa bakınız kol altına 4 zincir çektim araya bir tane trabzanımı ördüm ve şimdi bir zincirimi çekiyorum atlıyorum diğer trabzana tıpkı diğer sıralarda örmüş olduğumuz gibi kafesimizi örüyoruz bir atlıyoruz ikinciye batıyoruz bir atlıyoruz ikinciye batıyoruz bir atlayıp ikinciye batma şekliyle diğer kol altına kadar gelelim Evet arkadan örerek geldik kolumuzu birleştirdikten sonra diğer kol altımıza kadar bir zincir bir trabzan şekliyle örerek geldim bir tane zincirimi çektim hemen artış yerime bir tane trabzanımı örüyorum ve 4 tane zincirimi çekiyorum 1 2 3 4 büküyorum kolumuzu tekrar diğer ayrım yerine geliyorum ve bir tane trabzanımı ayrım yerine örüyorum ve sırası ile birer birer trabzanlarımızı yine atlayarak örüyoruz bir zincirimi çekip bir atlıyorum zincirimi çekip atlama şekliyle başa kadar geliyorum Evet önün en son trabzanına kadar ördüm bakınız. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum ve yapmış olduğum işlemime şöyle bir bakıyorum. Bakınız kollarımızı 4 zincirle birleştirdik ve birer tane artış yerlerine trabzanlarımızı ördük. Diğer kolumuzu da aynı şekilde birer trabzanla artış yerimizi ördük ve bu şekilde birleştirdik. Şimdi sıramız tamamen düz trabzanlardan oluşan sıramızı örmeye geldi hemen çeviriyorum ve 3 tane zincirimi çekmiştim hemen örmeye devam ediyorum bir tane zincirimin içerisine bir tane trabzan üzerine kol altına doğru bu şekilde ilerleyelim yukarıda yapmış olduğumuz işlemlerin birebir aynısı sadece kolumuzun altına yerleştirme işlemini yapacağız trabzanlarımızı. Diğer bütün bölümler aynı şekilde örülmekte. Yeleğimizin önünden itibaren birer trabzanımızı örerek geldim. Şimdi kolumuzun altına 4 tane zincir çekmiştik. Bu 4 zincirimizi sırasıyla örelim. Tığımın başında oluyorum. Hemen birinciyi örüyorum. 1 2 3 4. 4 tane trabzanımı düzgün bir şekilde ördükten sonra hemen arka bölüme geçiyorum ve ilk trabzanın üzerine batırıyorum. Sonrasında zincirimin içerisine örüyorum. Trabzan üzeri yapmış olduğumuz işlemlerimizin tekrarını yaparak diğer kol altına doğru ilerleyelim. Yeleğimizin arkasından örerek diğer kol altına kadar geldim. 4 zincirimi hemen batarak birer birer trabzanımı örüyorum. 1 2 3 4 Her bir zincirimize bir tane trabzanımızı ördük. Ve ön kısma ilk trabzandan örmeye başlıyorum ve devam ediyorum zincirimin içerisi trabzanımın üzerisi. Ve bir tane zincir bir tane trabzan olarak örüp sıra başına kadar gelelim. Evet yeleğimizin kolunun altına trabzanlarımızı da ördük. Şu şekilde kafesleri örmeye başlayacağız şimdi kafeslerimizi kolumuzun altına birlikte yerleştirelim yerleştirme işlemlerimizin her ikisini birlikte yaptıktan sonra dilediğimiz uzunluğa gelene kadar bir sıra kafesimiz bir sıra trabzanlardan oluşan sıramızı örerek ilerleyelim şimdi 4 tane zincirimizi çekerek başladım işlemimiz aynısını tekrar ediyoruz birinciyi atlıyoruz ikinciye batıyoruz bu şekilde kol altına doğru örerek ilerleyelim bir tanesini atlıyoruz bakın her zaman ikinci trabzan Evet kolumuzun tam altındayız bakınız bir tane zincirimi çektim hemen bir tane atlıyorum ikinciye batıyorum bir tane zincir çekiyorum kolumun altının hemen yanındakine batıyorum bakınız bir tane atladım fakat yanındakine batıyorum yine burada bir genişlik yaptım bir tane zincirimi çekiyorum bir atlıyorum diğerine batıyorum sadece ikinci sıramızda da bir tane artışımızı yaptık toplamda artış sıramız 5'e yani 5 trabzana çıktı buradan sonrasında yine aynı şekilde bu kurulum gibi kurulumumuzu devam ettireceğiz şöyle bakalım ve bir tane zincirimi çekiyorum bir atlıyorum diğer trabzanıma batıyorum yukarıdaki bakınız trabzanla aynı yerlerde olmasını istiyoruz. Birisi içte birisi dışta olmasın. Lütfen ona dikkat edelim. Hepsi aynı yerde bakınız. Diğer kolumuza kadar ilerleyelim. Kolumuzu tamamladıktan sonra arkadan örerek devam ettim. Bütün kafesimi ve diğer kol altına geldim. Diğer kol altımızda da aynı şekilde bir tane artışımızı yapacağız. Bir zincirimi çektim. Bir atladım. Hemen ikinci trabzanıma batıyorum bir tane zincirimi çektim tığımı başın doladım atlamadan yanındakine batıyorum ama üstten yuvayı oluşturdum buraya bir trabzan öreceğiz mutlaka ve bu düzen öyle devam edeceğiz bir tane zincir çektim bir atladım ve öne geçişimi yaptım bir zincirimi çekiyorum bir atlayarak diğer trabzanıma batıyorum ve bu şekilde diğerlerini aynı bir zincir bir atla şekliyle başa kadar örüyorum Yeleğimizde sıramızı bir tane kafes bir tane trabzan olarak örüp dilediğimiz boya gelene kadar örelim ama öncesinde kolumuzun altındaki bakınız artış yapmış olduğumuz yeri aynı diğer kafesi ördüğümüz şekliyle örüyoruz ve bir sonraki sıramızda tekrar aynen aynı sıralara kafesimizi uygulayıp diğer sırada da trabzanımızı örerek dilediğimiz ölçüye kadar devam ediyoruz ve bu şekilde örmeye devam edelim Yeleğimi istediğim ölçü gelene kadar örmeye devam ettim. En son kol altını birleştirmiş, kafesimizi örmüştük. Sonrasını sırayla bir trabzan, bir kafes sırası olarak yeleğimizi örerek tamamladım. Şimdi en uç noktadayım. En uç noktada kenarlarımızı yapmaya başlayacağız. Kenar süslemelerimiz için. Şimdi e, kenar süslememiz için zincirimi çekmeye başlıyorum. Zincirimizi çekelim. Hiç ipimizi koparmadan 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 tane zincirimi çekiyorum. 1, 2 tane sıraya atlıyorum. 1 trabzan sırası, bir kafes sıraya atlıyorum. Tekrar trabzan sırasına gelerek 1 ve aynı yere ikinci sık iğnemi de örüyorum. Sonrasında tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 tane zincirimi çekiyorum. Bir kafes sırası, bir trabzan sırasını atlayarak sıradaki kafes sırasına batıyorum. Ve yanına bir tane daha sık iğnemi örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Bir sıra atlıyorum, ikinci sırayla atlıyorum ve üçüncü sıraya geliyorum. Batıyorum ve yanına bir tane daha sık iğnemi örüyorum tekrar bir daha yapalım 1 2 3 4 5 6 ve 7 sıradaki sırayı atlıyorum bir sonraki sırayı atlayarak diğer üçüncü sıraya geliyorum birinci ikinci ve üçüncü sıraya batıyorum ve yanına hemen bir tane sık iğne örüyorum 1 2 3 4 5 6 ve 7 1 2 atlıyorum üçüncü sıraya batıyorum ve yanına bir tane sık iğne ve bu şekilde ilerlemeye devam ediyoruz zincirlerimizi çekerek yakamıza kadar geldim bakın boyun kısmındayız şimdi sık iğne yaparak diğer kısma doğru geçiyoruz her bir bakın her bir trabzan arasına bir tane sık iğnemizi örüyoruz yakamızda derli toplu toparlamış oluyoruz bu arada ve buradan diğer dileğimizin ön kısmına geçişimizi yapacağız. Batıyorum. Bir uçtan diğer uca kadar bu şekilde örelim. Boyun kısmımızın diğer ucuna kadar birer birer sık iğnelerimizi örerek tamamladık. Evet hemen yanına bir tane sık iğne örüyorum. Uç noktamızı ve başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 zincirimizi çektikten sonra sırası ile trabzanlarımızı saymaya başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Bakın trabzanımın üzerine gelerek batıyorum. Hemen yanındaki sık iğneye de batıyorum. Şu şekilde. Ve sayıyorum tekrar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 tane zincirimi çektikten sonra sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Trabzanımın üzerine gelerek batıyorum. Hemen yanına bir tane sık iğnemi örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Sayıyorum 1, 2, 3, 4, 5, 5'e batıyorum. Yanına bir tane sık iğne örerek diğer uca kadar sıramızı tamamlıyoruz. Evet bütün çevreyi dolaşarak başlangıç noktamıza kadar geldik. Bakınız başlangıç noktamızın yanına da hemen bir tane sık iğnemi yaptım. Ve zincirimin olduğu yerdeyim. Şimdi zincirimizin içerisine trabzanlarımızı doldurmaya başlıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 9 tane trabzanımı örüyorum hemen iki tane bakın sık iğnemiz vardı tam arasına gelerek batıyorum 9 tane tırabzan. Hemen yanındaki zincirimize de aynı şekilde 9 tırabzanımızı örüyorum. 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Hemen 2 tane sık iğnemin tam arasına girerek batıyorum ve bu şekilde bütün tırabzanlarımızı doldurarak uç noktamıza kadar geliyoruz. Tabi boyun kısmında dilerseniz yine sık iğne ile geçebilirsiniz. Dilerseniz ipimizi burada koparabilirsiniz. Tamamen tercih size ait. Koparıp ipimizi içeriye çekip yine yukarıdan karşının yukarıdan başlayıp trabzanlarımızı örebiliriz. Yeleğimizin kenar trabzanlarını da tamamladıktan sonra şimdi aynı işlemi kolumuza yapmaya başlayalım. Her iki kolumuz için de aynı çalışmamızı yapacağız. Tığıma ipimi bağladım. 4 tane trabzanımızı örmüştük tam yarısına girerek batıyorum ve başlıyorum zincirimi çekmeye 1 2 3 4 5 6 7 7 tane zincirimi çekiyorum 1 2 3 4 5 sayıyorum burayı 6 şuradaki boşluğa giriyorum bakınız şöyle saydım geldim tam artış yerlerindeki olan kısma girerek batıyorum ve hemen aynı yere bir tane daha sık iğnemi yapıyorum dönüş olduğu için fazla gerdirmek istemiyorum 1 2 3 4 5 6 7 tane zincirimi çektikten sonra 1 2 3 4 5 5'e batıyorum yanındaki trabzanımı örüyorum bir tane sık iğne olarak 1 2 3 4 5 6 ve 7 1 2 3 4 5 5'e batıyorum yanındakine batıyorum ve bu şekilde bütün kenarlarımızı örelim. Kolumuzun çevresinin tamamını dolaşarak geldim. Diğer uçtayım bakınız. Şuradan başlamıştık. Şimdi 7 tane zincirimi çektim. 7 zincirimi düz olarak devam eden kafes sırasının olduğu yere gelerek batıyorum. Ve hemen aynı yere girerek bir tane daha sık iğnemi örüyorum. Ve kenarda başlangıç yerimize doğru hemen ileriye gidiyorum bir tane daha sık iğne batıyorum çünkü kol altında daha fazla kalabalık olsun istemiyorum aynı yere bir tane daha sık iğne battıktan sonra bakın zincirimi çıkarttığım yere hemen zincirimin üzerine trabzanlarımı örmeye başlıyorum elinizin sıklığına genişliğine göre 8 9 trabzanla dolduralım 3 4 5 6 7 8 ve 9. Tabi 8 de yapabilirsiniz çok oluyorsa. Kalınsa ya da ince ise bir daha fazlalaştırabilirsiniz. Tamamen ipimizin duruşuna göre ayarlamamızı yapalım. Hemen yanındakine giriyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane bakınız dolgunca oldu. Hemen 2 tane sık iğnenin tam ortasına batıyorum ve tekrar diğer zincirimi aynı şekilde doldurarak geliyoruz. Evet sevgili arkadaşlar, kolumuzun tığlama işlemini de yaptıktan sonra yeleğimiz kullanılmaya hazır hale geldi. Şöyle bakalım. Çok şık, çok güzel bir yelek oldu. Bir tane düğme diktim yukarıya. Tek düğme yeterli. Dilerseniz daha fazla da dikebilirsiniz. Bakınız düğme iliği olarak şu kısmı kullanıyorum. Tam şuraya diktim hemen bakınız. Modelimizin tam uç kısmına kenarımızdan hemen uç kısmına diktim ve şu şekilde güzelce kenardaki yapmış olduğum oyayı ilek yeri olarak kullanıyorum. Evet bir çalışmamızın daha sonuna geldik. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye kadar sağlıkla, sıhhatle, afiyetle kalın inşallah. Görüşmek üzere, hoşça kalın.